istersen de gele. Adıyaman'da bulunduğumuz yer neresi? Şimdi burada Adıyaman'da, yani şehrin merkezi Sümer Meydanı'ndayız. Adıyaman'ın kalbi. Burası Adıyaman'ın kalbi. Yükünü taşıyan nokta. Aynen. Sümer Meydanı. Evet. Aslında şimdi beni tanıyanlar, Adıyaman'la özdeşmiş olduğumu bilenler, Allah Allah. Yani şimdi geldi gitti, Adıyaman'da sorduğu yere bak, sanki bilmiyor mu diye düşünebilirler. Ama ben biliyorum, lakin bizleri izleyen dostlarımızın da bulunduğumuz alanı tanıması adına sordum. Burası kardeşimizin de vurgulamış olduğu gibi Adıyaman'ın merkezdeki en can alıcı noktası Sümer Meydanı. Diğer adıyla heykel. Adıyaman'da en iyi buluşma noktası. Buluşma noktası. Evet. Neredesin? Heykelin sağında, solunda. Heykelin solundayım. Heykelin oradayım. En kolay adres. Evet, heykel. Tabii, evet. Adıyaman'da biriyle buluşacağınız zaman efendim, diğer adıyla da Mecburiyet Caddesi diyebiliriz. Alternatifimiz yok fazla. Peki sizinle tanışalım. Evet, ben Ejder Gürbüz. Adıyaman'da lokanta, restoran işletmecisiyim. Adıyaman'ın yemek kültürünü soralım size. Mesela Adıyaman'ın kendine has yemekleri, Adıyaman'ın kendiyle özleşmiş, bütünleşmiş gıdalar, yiyecekleri nelerdir? Şimdi bizim biraz daha, yani Doğu illerine göre biz biraz daha farklıyız. Neden? Şimdi bize bir kültür, yemek kültürü tamamen kapladığımız, işte bütün Adıyaman'daki insanların olmazsa olmaz dediği bizim bir iki menümüz var. İnsanlar, işte misafirlerimiz, dostlarımız, müşterilerimiz, arkadaşlarımız geldiği zaman özellikle çoğu zaman işte ne yerler? Bize has, özel güveç vardır bizde. İşte güveç yemeği, domates, yazın domates tava yemeği, işte abuzer kebabı dediğimiz güzel, bize sadece Adıyaman'a has bir abuzer kebabımız abuzer vardır. Abuzer kebabı nasıl oluyor peki? Abuzer kebabı ne vardır içerisinde? Şimdi keşke böyle iş yerinde olsaydık, daha böyle uygulamalı bir şey olsaydı, ama tarifi yoktur, onu yaşamak gerekiyor. Efendim tabii ki Adıyaman'da bir de, şimdi ben sorarken yer yer araya da gireyim, çünkü benim de kültürünü çok iyi bildiğim bir şehir. Aynı zamanda Adıyaman'ın yazın, yaz mevsiminde fırın kültürü çok ön plana çıkmaktadır. Evet, evet. Mesela Adıyaman'da sabah kahvaltısı, Adıyaman'ın kendine sabah kahvaltısı nasıldır? Fırına biber atılır. İşte yanına domates indirilir. Bizim pide ekmeğimiz vardır özel. Yani bütün fırınlarımızda olduğu gibi. Bir iki esnaf yan yana gelir. Tabii biz ondan şikayetçiyiz. Öyle olduğu zaman lokantacı olarak şikayetçiyiz biz tabii. İşte iki esnaf yan yana gelir. Biberini fırına atar. Yanına işte zeytinliği indirir. Güzel işte bir de ayran yaparlar. Hep beraber otururlar esnaf. Yazın ama. Bu özellikle yazın. Yazın yapar. Evet, tabii. Tabii Adıyaman'da yine aslında... Hani uygulamalı dedi ama ben bunu uygulamalı yaptıracağım. Adıyaman'da tepsinin ortasına bir kıyma. Kıyma atılır. Altına soğan, etrafına domates. Domates. Yanında bir biber, yanında fırına, biber fırına atılır. Evet. Bunun adı nedir Ejder'cim? Yani bu da bize has. Herkesin bildiği gibi. Yani o da abuzer kebabının bir yan çeşididir. Çok yan versiyonu, tepsi, evet, usulü olsa tepsi gerek. Tepsi usulü, evet. Efendim tabii ki biraz sonra benim Adıyaman'da özlediğim tatlardan bir tanesi. Onu inşallah tadacağız, yiyeceğiz. Peki son olarak Adıyaman dersek? Adıyaman, işte güzelim memleketim Adıyaman. Adıyaman'ı nasıl tarif edeceğim size? Öncelikle şunu söyleyeyim. Güneydoğu'nun en şirin ili diyeceğim. Gerçi biraz diğer illerimize göre biraz haksızlık yapmış olacağım ama herkes kendi yaşadığı yeri beğendiği için ben özellikle Adıyaman, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir defa Güneydoğu'da terörün olmadığı tek illerden bir tanesi. Hiç problemin olmadı ki inşallah hep böyle kalacağız. Allah kısmet ederse. Her şeyle, nasıl desem, kültürüyle, insanıyla, insanın sıcakkanlılığıyla. Hani biz böyle duyarız, İstanbul'da düşersen kimse seni gelip kaldırmaz. Ama Adıyaman'da Allah göstermesin düşersen ne olur? Bütün insanlar başına üşüşür. Herkes sana yardım etmeye çalışır. Bir defa Adıyaman özellikle insanlığıyla bir numara. Bunun yanında bizim bir dünya zenginliklerimiz var. Nelerdir bunlar? Mesela bir Nemrut. Adıyaman için işte bütün dünyanın 8. harikası dediği bir Nemrut'umuz var bizim. Şu an bir sahabemiz var bizim. Evet, yani Samsat'ta bulunan Safvan bin Muattal Hazretleri'nin, aynen, evet, makamı. Ki orası müthiş derecede akın akın insanların geldiği yer. Tabii bunun yanında bizim menzilimiz var. Çok kaliteli. Bütün insanların geldiği, orada işte o kültürü, o İslamiyet'i, Müslümanlığı, çoğu insanın yaşadığı, orayı görmek istediği. Bu sadece Türkiye ile kalmayan, dışarıdan bile gelen, oraya gelen işte üstadlarımız var.
abilerimiz var. Bunun yanında neler var? Adıyaman'ın kalesi var. İşte efendime söyleyeyim, Adıyaman'da yemek kültürü, biraz önce söyledik, o kültürümüz var. İşte geçen günü yaşadık, harfhanemiz var. Yani genellikle Adıyaman insanından dolayı hepimiz Adıyaman insanını çok severiz. Biz Adıyamanlı olarak bütün Türkiye'deki nasıl desem, bürokrasi desem bürokrasiden, işte spor camiası desen spor camiasından, işte sanatçı camiasından, herkes Adıyaman'ı bekliyoruz. Neden bekliyoruz? Çünkü bu ilde hakikaten insanlık var. Bu ilde güzellikler var. Bu ilde yok yani her şey var bu güzel ilde. Efendim, bu da demek oluyor ki Adıyaman'ı tabii ki yaşamak gerekiyor. Adıyaman'ın gelip Adıyaman'ın çiğ köftesini yemek gerekiyor. Adıyaman'da efendim Abuzer kebabını yemek gerekiyor. Adıyaman'a gelip sabah saatlerinde, sabahın erken saati 3-5 dost bir araya gelip fırına patlıcan, biber verip yanına bir sürahide ayran yapıp lezzetlice dost meclisinde sabah kahvaltısı yapmak gerekiyor. Adıyaman'ın efendim git güle güle gelin olasın, Adıyaman eline yuva kurasın türküsünü söylemek gerekiyor. Efendim Adıyaman Süper Meydanı'na heykele uğramak gerekiyor. Adıyaman'a gelince Ejder heykele kardeşimin yanına Hüseyinoğulları'na da uğramadan gitmemek gerekiyor. Biz biraz sonra ama özlediğimiz o biraz önce anlattığımız yemeği de, hani dedik ya kıyma, daha sonra domatesleri etrafına dizeceğiz, biber, ayran, onu da biz az sonra tabii yapacağız. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Özlemiştik seni. Gerçekten özlemiştik. Yani uzun bir süredir ayrıyız. İşte kader kısmet. Yollarımız ayrıldı. Sen İstanbul'a gittin, ben burada kaldım. Gerçekten özlemiştik. Öncelikle hoş geldin memleketimize. Hoş bulduk. Şunu söyleyeyim, ben Adıyaman gerçekten Güneydoğu'nun, belki de Türkiye'nin yıldızı diyebilirim ben. Yani insanlar olarak, insanları çok sıcakkanlı. Yani misafirperver. Yani dışarıda bir insan kaldığı zaman hangi kapıyı çalarsa çalsın hem karnını doyurabilecek bir kapı bulabiliyor, hem kalabilecek, yatabilecek sıcak bir yuva bulabiliyor. Adıyaman'ın kendine has bir de konuşması vardır. Mesela Adıyaman'da benim aklıma gelen, hani biri birine biraz takıldığı zaman ona takılmaya zaklanma derler değil mi? Evet. Ya benimle zaklanıyor musun? Evet, benimle zaklanıyor musun? Veya git yavan olma. Yavan değil mi? Evet. Mesela Adıyaman'ın başka kendine has böyle cümlelerde kullanıldı. Ya bizim Mustafa vardı, çok sıcak olduğu zaman aklıma geldi. Hani ya ben sıcaktan yandım piştim deriz değil mi? Evet. O derdi ki ben feniktim. Feniktim, doğru söylüyorsun. Evet. Başka böyle neler var böyle? Ya valla çok aslında, ama hani şu an böyle birden aklımıza gelmiyor ki yani. Teyzeoğlu. Yani Teyzeoğlu, Paşa. Evet, Adıyaman'ın aslında Adıyaman'la özdeşmiş bir diğer cümle diyelim veya konuşmalarda son yıllarda ne kadar var bilemiyorum gençlik arasında ama Osman var işte, ne bileyim, Osman mı Paşa diyorlar, Paşa diyorlar. Özellikle paşam kelimesi çok vardır ama bu bildiğiniz paşalardan değil, abi manasında. Nasıl bir Elazığ'da gakko deniliyorsa Malatya'da baboş olarak kullanılır. Adıyaman'da paşam derler. Evet. Sevgi, hürmet amaçlı büyüklerine söylenilen sözlerdir. Evet. Değil mi paşam? Doğrudur paşam. Başka neler var ekleyebileceğimiz? Ya bilmiyorum, şu an aklıma gelen bir şey yok Mustafa. Ben densiz ehven derler değil mi? Evet. Ya aslında her bölgenin böyle kendine has, dedim ya. Mustafa, vallahi ben o ilk feniktimi duyduğumda daralmak anlamında kullanılıyor. Akif Hoca'nın zaten bir kitapçığı var. Onda hepsi yazıyor aslında yani. İmkan olsa da onlara bakıp söylesek ama hani şu an aklımıza gerçekten gelmiyor. Yoksa bir ton lafımız var. Yani özellikle Adıyaman'a has laflar bunlar. Şey, ama şu an maalesef aklımıza gelmiyor. Ya da kamera karşısında izleye gelmiyor. Onu da bilmiyorum. Peki, çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür son olarak eklemek istediğin. Yani herkese sağlıklı, mutlu bir hayat diliyorum ben. Öncelikle tüm izleyicilerine buradan sevgiler, saygılar diliyorum. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Yolcu Yollarda programında Adıyaman'da gezilerimiz devam ediyor ve çok değerli kardeşim, kadim dostum Veysel Karadağ'a teşekkür ediyorum. Bizi Adıyaman konusunda çok aydınlattı. Adıyaman'ın 1954 il oluşu itibariyle o günden bugüne coğrafi, tarihi olarak her manada bizi aydınlattı, ışık tuttu. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bu tarihi bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ediyorum. İyi programlar. Teşekkürler. Efendim, Yolcu Yollarda devam ediyor.
En sevdiğin yemek hangisi Mehmet? En sevdiğim yemek bu. Şansımız yok. Bizim şansımız yok ki. Şansımız olsaydı Mehmet'in sevmediği bir yemek olurdu. Mecbur gelecek. Peki Adıyaman'ın en lezzetli yemeği hangisidir? Bu yemek bir de dövmeç. Bir de dövmeç. Sen pes etmek gibi bir niyetin yok. Yemekten meşhurum. Yerim. Ama biz onu görmek istemiyoruz. İspat etme bize. Onu bilen bilir.